Merhabalar sayın seyirciler. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisi 35 yaşındaki Basri Önem sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta "Elveda dostlarım, hayata veda" şiirini paylaştıktan 2 gün sonra kaldığı bekar evinde intihar etti. Olay bugün 14.00 sıralarında Merkez Yakutiye ilçesi Alipaşa Mahallesi 40. Molla Sokağı'ndaki iki katlı evde meydana geldi. Evin alt katındaki ayakkabı dükkanını işleten İhsan Akçay, tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktığı evde Basri Önem'i iple tavandan asılı görünce sokağa fırlayıp çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri eve girdiğinde evli ve bir çocuk babası Basri Önem'in sabah saatlerinde intihar ettiğini belirledi. 28. Savcının olay yeri incelemesinden sonra Basri Önem'in cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından evden çıkarılıp ambulansa konularak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Babanı sen de al. Tugay Basri, Tugay. Abi girme oraya, girme. Abi ne yapıyor? Ha, o taraf. Başın orada, tarafa al bir yön. Sen şu. Bıraktım. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, yardıma muhtaç ailelere yönelik eşya yardımı dağıtımını bugün de devam ettirdi. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, uzun zamandır desteklerini esirgemediği yardıma muhtaç ailelere el uzatmaya devam ediyor. Başkan Korkut, bugün beraberinde milletvekili Adnan Yılmaz ile birlikte Cedit Mahallesi'nde bulunan Sarı ailesine ev eşyası yardımı yaptı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ben neler aldı yani, neler? Koltuk takımını başkanım evet, aldı, fırın güzel. Aldı, buzdolabı, çamaşır makinesi. Evet. Nasip ederse yatak odası da gelir. Kaç çocuğunuz var? 2 tane kızım var benim. Çok güzel, çok güzel. Başkanın eserleri herkes hakikaten böyle buraya gelip sizi bulması, bu gibi yardımları yapması takdire şayan bir olaydır. Çok şükür demek ki böyle arandığı zaman bulunuyor. Evet, bir Cedit Mahallesi'nde bir vatandaşımın bu gibi ihtiyaçlarını görmesi, onların ihtiyaçlarının giderilmesi son derece çok önemli bir olay. Biz bunlara çok değer araştırıyoruz biz böyle aileleri. Romatizma hastası olan Fikret Sarı ve eşi Gülten Sarı'yı ziyaret eden Korkut ve Yılmaz, yardıma muhtaç aileye beyaz eşyanın yanı sıra halı, bulaşık makinesi, koltuk takımı, televizyon, kısacası bir evde bulunması gereken eşyaların tamamını hediye etti. Bu da bir yaz sezonunda, Ramazan'da evet, yardımlar falan da dağıtırken bu kardeşimizle şey yaptık evet. Ve kendisine söz verdik, dedik böyle böyle evin içerisini tamamen donatacağız. Allah sizi nasip etti. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, bu yaptıklarının ilk yardım olduğunu ve Ramazan ayından itibaren çalışan ekipleriyle birlikte yoksul ailelere yardımların devam edeceğini açıkladı. Hanımefendinin hiçbir maddi geliri yok. Bununla ilgili olarak Sayın Vekilimin de destekleriyle buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, oturma odası takımı, yatak odası takımı ve bir de halı. Şimdi onun da talimatını verdim. AK Parti Milletvekili Adnan Yılmaz ise Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un yaptığı yardımın anlamlı olduğunu söyledi. Belediyenin ne denli bu konularda hassas olduğunu hep birlikte görüyoruz. Tüm 3 belediyemiz de bu konuda yapmış olduğu hizmetler için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunların daha sayılarını artırılmasını, bu ailelerin tespitinde daha çalışmalarını fazlalaştırmasını bunlardan talep ediyoruz. Hep birlikte görüyoruz. Bunlar çok önemli. Yardımlaşma, birlik beraberlik içerisinde olmaları, ailelerin, bu aileleri ziyaret etmemiz beni son derece mutlu ediyoruz. Sizlere de buralara kadar geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Erzurum polisinin yaptığı uygulamada uyuşturucu madde arama köpeği Çapkın marifetiyle bir otobüste yapılan aramada 4 kilo 649 gram eroin maddesi ele geçirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, komşu ve müdürlüğü görevlilerince il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak Ilıcıyolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında yapılan çalışmalarda uygulama noktasından geçiş yapmak isteyen Van-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüsün bagaj bölümünde uyuşturucu madde arama köpeği çapkın marifetiyle detaylı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda arama köpeğinin EE isimli şahsa ait olduğu anlaşılan kapalı karton kolyeye tepki vermesi üzerine kutu görevlilerince açıldı. Koli içerisinde süs ve oyuncak eşyanın olduğu görüldü. Ancak karton kolinin boş ağırlığının normalden çok fazla olduğu ve kenarlarının normalden daha kalın olduğu anlaşıldığından karton kolinin yan duvarları kesici bir alet yardımıyla kesilerek kontrol edildiğinde kolinin yan duvarları içerisinde yaklaşık 1 cm genişliğinde olan şeffaf naylon poşetler yerleştirildiğini, bu poşetler içerisinde de toplam ağırlığı 4 kilo 649 gram gelen ve piyasa değeri yaklaşık 70 bin euro olan eroin maddesi bulunduğu belirlendi. Şüpheli EE uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum'un Palandöken ve Tekman ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Palandöken ilçesinde meydana gelen kazada DN yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritteki bariyere çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan SU, MN ve SN ile araç sürücüsü DN hafif şekilde yaralandı. Tekman'da meydana gelen kazada ise FD yönetimindeki otomobil yoldan geçen AS isimli yayaya çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan AS tedavi altına alındı. Erzurum'un önde gelen tarihi ve ticaret merkezlerinden olan Oltu Taşı'ndan imal edilen tesbih ve takıların pazarlandığı Rüstempaşa Kervansarayı'nın esnafının birleşmesiyle Erzurum Oltu Taşı ve Gümüş İmalatçıları Derneği kuruldu. Rus taşı ürünlerinin Oltu Taşı diyerek satılmasına dur demek amacıyla derneği kurduklarını dile getiren Oltu Taşı ve Gümüş İmalatçıları Derneği Başkanı Özkan Koçak, Oltu Taşı tesbih ve takılarda kullanılan Rus taşının sektörü önemli ölçüde etkilediğini, bu gidişata dur diyeceklerini söyledi. Koçak, yıllar önce ucuz olduğu için Türkiye'ye sokulan Rus taşı, Erzurum'un kültür tanıtımında önemli rol oynayan Oltu Taşı ürünlerini adeta baltaladı. Sorunların en büyüğü Rus taşının Oltu Taşı diye satılmasıdır. Bu da bizim işlerimizi önemli derecede etkiliyor, dedi. Müşterinin esnafa daha çok güven sağlayabilmesi adına, hani bu Rus taşı, Oltu Taşı mevzuları var ya, evet, yanlışlık olmasın diye, en azından müşterimiz de öyle bir mamül aldığı zaman başvurabileceği bir yer olsun. Ayrıyeten mesela şehrimize gelen yabancılar oluyor, dağa geliyorlar. Kayak olsun, turizm amaçlı gelen olsun. Çarşımıza inmiyorlar. Yani daha doğrusu şehre inmiyorlar, indirilmiyorlar. Bunu nasıl, neden indirilmediğini öğrenmek için işte vali beyle falan görüşmeler yaptık. Belediye başkanımızla görüşmeler yaptık. İnşallah dağdan aşağıya turisti indirmeye çalışacağız. Hani belediyeden bir servis falan almayı düşünüyoruz. Yani şehrimize insinler, alışveriş etsinler. Ha bunun için de bundan önce böyle bir çalışma yoktu. Niye? Dernek yoktu, ilgilenen kimse yoktu. Onun için biz de ne yapalım, böyle bir düşünce içine girdik. Esnafımızdan bir fikir oldu. Böyle bir derneği kurduk. İnşallah işte güzel çalışmalar yapacağız. Şu hani, an kaç üyeniz var? Şu an 120'ye yakın üyemiz var. Daha hani şimdi ilçelerde mesela Oltu ilçesinde de bizim işi yapan var. Oraya da gideceğiz. Oradan da üyelerimizi toplayacağız. Yani bir çatı altında toplamayı düşünüyoruz. Ayrıyeten mesela bu seyyar satıcılar falan var. Hani ellerinde falan Rus taşını Oltu taşı diye satıyorlar. Plastiği Oltu taşı diye satıyorlar. Yanlış yönlendiriliyor. Bunları da resmi kanallardan ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Yani hani böyle bir şeyler satmasınlar. Bizi kötü anımsamasın müşteri. Çünkü güvensizlik oluyor. Müşteri geliyor, bilinmedik bir yerden alıyor, Oltu taşı diye alıyor, gidiyor memleketine. Birisi görüp öğrenince bizi Erzurumlu esnaf kandırmış, halbuki bizle bir alakası yok. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 10.sı düzenlenen Uluslararası Kar Film Festivali'nde dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi. Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törende kısa film yarışmasında kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel ve reklam olmak üzere toplam 5 kategoride 1., 2. ve 3. olan filmler ödüllendirildi. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Uğur Yavuz,
Uluslararası Kart Film Festivali Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nce her yılın Mart ayında Türkiye ve yurt dışındaki öğrenci ve akademisyenlerin katılımlarıyla düzenli olarak gerçekleştirilen film oylamalarının online olarak gerçekleştirildiği tek festival olma özelliğine sahip dedi. Yaklaşık 3-3,5 yıldır da İstanbul'dayım. Ben öncelikle bu güzel etkinliği düzenleyen Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne, Radyo Sinema TV bölümüne özellikle teşekkür ediyorum. Öte yandan 10. Uluslararası Kar Film Festivali kapsamında Vildan Atasever, Tolga Güleç, Selda Alkor, Suat Göçer, Ayhan Özel, Serkan Öztürk, Murat Paşa Yiğit, Mine Teber ve Ahmet Arıman gibi sanat ve sinema dünyasının ünlü isimleri Erzurum'a gelecek. Terminal Mahallesi sakinleri Büyükşehir Belediyesi'nden mahallelerine otobüs hattı verilmesini talep etti. Ulaşımda sorunların her geçen gün arttığı elimizde, özellikle toplu taşıma araçlarının güzergahları vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. İşte bu tepkilerden biri de Terminal Mahallesi sakinlerinden geldi. Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi'ne seslenerek Terminal Mahallesi'ne toplu taşıma hattının verilmesini istediler. Tabii buradan da geçsin, o ana caddeden de geçsin. Şu hatta sefer tabii ki yoldası buradan yürüme dolandım. Ha, oradan buradan ekmeğe canmaya geldim. Yani ben İstanbul'da yaşıyorum ama ben Erzurum yerlisiyim. Yani öyle bir şeysini kıradım. Şimdi de dünyayı dolandım diye ekmeğe canmaya geldim. Neden böyle bir talep yok mu acaba? Talep var da duyan yok. Muhtar ne iş yapar? Muhtar o 25 senedir de uyudu, öyle bırakır. Ya, isterim tabii ki de ben bu mahallede oturmuyorum ama. İşletmeci Adem Şimşek'in Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde yeni açtığı Alyans Düğün Salonu'nun açılışı yapıldı. Düğün salonu açılışına AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, Milliyetçi Hareket Partisi Aziziye Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Resuloğlu, iş adamı Ahmet Metin Karadayı ve çok sayıda davetli katıldı. Yeni yerleşim yeri olan Dadaşkent semtinde deniz kabuğundan yapılan gelin ve damat masası oldukça ilgi çekiciydi. 450 kişilik düğün salonu açılışı, kurban kesim ve dualar eşliğinde yapıldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahi Rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya mufettihal ebvab, iftah lana hayral bab. Allahümme iftah aleyna ebvab برحمتك ويسر علينا خزائن بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم يا محول الحول والاحوال. Daha sonra açılış kurdelesine mekan sahibi Adem Şimşek, AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, Milliyetçi Hareket Partisi Aziziye Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Resuloğlu yaptı. Daha sonra gelen davetlilere yeni açılan Alyans Düğün Salonu'nu gezdiler. Bar ekibinin gösterisi ardından gelen misafirlere kokteyl verildi. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Klasiğin dışında yani tasarım anlayışı çok farklı. Darıca maçını farklı kaybeden Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular Sakarya ve Orhan Gazi maçlarından 6 puan çıkartarak playoff şanslarını yükselteceklerini söylediler. Spor Toto 3. Lig 2. grupta evinde hezimete uğrayarak Darıca'ya 3-0 mağlup olan Büyükşehir Belediyespor Sakarya maçında alacağı galibiyetle kendisini affettirmeye çalışacak. Puan cetvelinde ilk 5'e girmek için Sakarya ve Orhan Gazi maçlarını kayıpsız geçmenin planlarını yapan Mavi Beyazlılar'da teknik direktör Yavuz İncedal da futbolcuların beynini yıkıyor. Artık sahada işi bitirecek tarafın futbolcular olduğunun altını çizen İncedal, kendi evimizde oynadığımız Darıca müsabakasını mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bu olmadı. Artık Sakarya ve Orhan Gazi maçlarını kazanırsak yeniden yarışın en büyük ortağı olacağız. Bunun için sahaya çıkacağız. İnanıyorum ki futbolcularım da iki maçı kazanarak kendilerini taraftarımıza affettirecektir dedi.
Kendisinin şu ana kadar çalıştığı bütün takımlarda başarılı olduğunu ve Erzurum'da da başarılı olmak zorunda olduğunu belirten İncedal, bu futbolcular buraya şampiyonluk görmeye geldi. Onlar da inanıyorum ki en az benim kadar başarıyı ve şampiyonluğu istiyorlar. Sezon başından beri yaşadığımız sakatlıklar, cezalar ve hakem hatalarıyla bu noktaya geldik ve ilk sırada ligi bitirerek ikinci lige çıkma şansını kaybettik. Ancak önümüzde 7 tane final maçı var. Bunları en asgari kayıpla geçip playoff'a yükselmeyi istiyoruz. Playoff'a çıktığımız anda inanıyorum ki taraftar potansiyelimizle bu işi bitireceğiz dedi. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.